Serhat, yerel bir hastanenin yoğun bakım departmanında görev yapıyormuş. Serhat, bir kış sabahı yeni hastanedeyken her şeyi yerle bir eden bir kasırga başlamış. Tüm şehrin elektrik sistemleri sadece 5 dakika içinde yerle bir olmuş. Bu yüzden hastanenin elektrikleri gitmiş ve hastaların durumlarını gösteren monitörler devre dışı kalmış. Bunun üzerine Serhat, hastaları kontrol etmek için yoğun bakım odasına koşmuş. Serhat, buraya vardığında 3 hastanın ikisinin çoktan öldüğünü anlamış. Bunu gören Serhat, hayatta kalan son hastayı kurtarmak için çalışmalara başlamış. Peki, hayatta olan hastanın hangisi olduğunu bulabilir misin? Sorumuzda bu olayın kış ayında gerçekleştiğini ve elektriklerin kesik olduğunu söylemiştik. Bu yüzden hastanenin ısıtma sistemleri devre dışı kalmıştır. Eğer dikkat ederseniz orta yatakta yatan adamın soğuktan ağzından duman çıktığını görebilirsiniz. Bir kabilede kadınlar pazartesi, salı, çarşamba günleri, erkekler ise perşembe, cuma, cumartesi günleri yalan söylüyor. Diğer günlerde ise doğruyu söylüyorlardır. Günlerden bir gün kadın, dün yalan söylüyordum demiştir. Kadının sözleri üzerine erkek de ben de diye karşılık vermiştir. Peki sizce bugün günlerden nedir? Günlerden perşembedir. Çünkü kadın çarşamba günü yalan söylüyordur. Fakat erkek perşembe günü yalan söylüyordur. Böylece günlerden perşembe olduğu için kadın doğruyu, erkek ise yalanı söyleyecektir. Üç arkadaş ortaklaşa bir şans oyunu oynar ve ikramiyeyi tuttururlar. Sonrasında ise parayı eşit bir biçimde bölüşmeye karar verirler. Bunun için de birkaç gün beklemeye karar verirler ve paralarını saklaması için bir emanetçi tutarlar. Emanetçiyle noter huzurunda bir anlaşma yaparlar. Bu anlaşmaya göre emanetçi 3 arkadaşla birlikte onun yanına gelip parayı istemediği sürece asla içerinden birine parayı vermeyecektir. 3 arkadaş o gece otelde kalmaya karar vermişler ve gözlerinin önünde olsun diye emanetçiye de yan odayı tutmuşlardır. Daha sonra arkadaşlardan ikisi satranç oynamaya karar vermiş. Odalarında satranç olmadığını görünce içerinden birisi emanetçiden almayı düşünerek yanına gitmiştir. Satrancı almaya giden kişi emanetçiye paraları vermesini söylemiş. Emanetçi de anlaşma gereği bunu yapamayacağını söylemiştir. Bunun üzerine parayı isteyen kişi emanetçinin camını açıp yan balkona seslenmiş. Arkadaşlar, vermesini söylüyorum fakat vermek istemiyor demiştir. Diğer iki kişi ise öteki balkondan seslenerek emanetçiye vermesini söylemiştir. Sonrasında ise emanetçi parayı adama vermiş ve adam da ortadan kaybolmuştur. Ardından paranın verildiğini anlayan iki adam emanetçiye dava açmışlardır. Emanetçi ise tek bir sözle yargıcı ikna etmiştir. Sizce bu söz nedir? Emanetçi hakime, para bende hakim bey, üçü beraber gelsin teslim edeyim demiştir. Ancak adamlardan biri paraları çalıp ortadan kaybolduğu için adamların üçünün beraber emanetçiye gitme ihtimali bulunmamaktadır. Bu şekilde emanetçi hem hakimi hem de adamları ikna edebilmeyi başarmıştır. Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Sizden şu an gördüğünüz resimdeki yavru köpeği bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Çok sayıda köpeğin bulunduğu resimde yavru köpek işte burada. Sıradaki resim gözlerinizi yorabilir. Valizlerin ve el çantalarının yer aldığı resimde ekmek kızartması nerede? Ekmek kızartma makinesini sizler için gösterdik. Peki kimler bulmuştu? Peki, havuzun üzerinde John Smith'lerinin yer aldığı bu resimde donut nerede? Süreniz başladı ama isterseniz videoyu durdurup resmi dikkatlice inceleyebilirsiniz. Size sorduğumuz donut ise resmin sol tarafında yer alıyor. Şimdi ise sizden külah dondurmalar arasından pembe, mavi ve yeşil renkli buz dondurmayı bulmanızı istiyoruz.
resimdeki pembe, mavi ve yeşil renkli buz dondurmayı sizler için gösterdik. Peki, bu resimdeki ejder yumurtasını bulabilir misiniz? Eğer keskin gözleriniz varsa ejder yumurtasını hemen bulacaksınız. Ejder yumurtasını bulduysanız tebrikler. Çünkü şu ana kadar yumurtayı bulanların sayısı bir elin parmaklarını geçmemiş. Bu resimde ise 2 adet tek taş yüzük gizli. Bakalım siz verdiğimiz süre içerisinde bulabilecek misiniz? Resim içerisindeki tek taş yüzükleri sizler için gösterdik. Peki bu resimde kaç tane ayak görüyorsunuz? Göz kamaştırıcı bu resimde şu ana kadar kaç tane ayak olduğunu bulan kişi sayısı çok azmış. Resimde 6 kadın, 6 da erkek olmak üzere toplam 12 ayak vardır. İnanılmaz Aile filminin karakterlerinin yer aldığı bu iki resim arasında bir fark var. Peki bu fark nerede? İki resim arasındaki tek fark küçük karakterin saçlarıdır. Mor dairelerin yer aldığı bu resimde hangi harfi görüyorsunuz? Mor dairelerde yer alan harf E harfidir. Peki siz E harfini görmüş müydünüz? Bir kumar masasına ait bu resimdeki kişilerden birisi hile yapıyor. Peki sizce kumar masasında kim hile yapıyor? Masanın hilekarı kırmızı elbiseli kadındır. Çünkü o masadan pul çalıyor. Kumar masasındaki hilekarı bulduktan sonra sıra geldi bu resimdeki hilekarı bulmaya. Sizce hangi çocuk hile yapıyor? Oyun oynayan çocukların arasında hile yapan, elinde taş saklayan sarışın çocuktur. Oyuncak Hikayesi çizgi filmine ait olan bu iki resim arasında yer alan tek fark nerededir? Süren başladı. İki resim arasında yer alan tek fark duvardaki yıldızlardır. Bir önceki sorunun aksine bu iki fotoğraf arasındaki tek fark hemen göze çarpıyor. Bakalım kimler bu farkı bulabilecek? İki resim arasındaki tek farkı gösterdik. Peki sıradaki resimler arasındaki farkı bulabilecek misiniz? Farkı bulmanız için size verdiğimiz süre başladı ama isterseniz videoyu durdurup resimlere dikkatlice bakabilirsiniz. İki resim arasındaki tek fark küçük çocuğun kıyafetindedir. Geldik son sorumuza. Resimde iki kadının ölüme çok yaklaştığını görüyorsunuz. Peki sizce bu iki kadından hangisi ölür? Sağ taraftaki altında tehlikeli ve çok aç piranaların olduğu kadın ölür. Çünkü onu tutan halat neredeyse kopmak üzere.